Selamlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bu teknik videoda salma ve dümen palalarını güçlendirme, sağlamlaştırma, çapa vurduğu zaman orada da bir koruma plakası yapmanın nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle MacGregor teknemizde 2 adet pala var. Bakın bir tanesi burada. Diğeri de. Bu ikisi yukarıya aşağı hareket ediyor. Şimdi öncelikle bu bir tanesinin hareketini size göstermeye çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi palamız sudan çıktı. Kendisi burada. Bunlar güçlendirme plakaları. Bunlar niye var derseniz hemen anlatıyorum. Şu gördüğünüz bu normal teknenin orijinal şaftına bağlı parça hareket ediyor. Fakat bu fiber olduğu için, bu da krom olduğu için yanal yüklerde, ki yanal yük çok yaşanıyor denizde, özellikle yelkende, bu yanal yüklerde bu alet eziliyor. Fiber eziliyor, patlıyor, çatlıyor. Bakın şuradaki deliklerin içerisinde bile ben buraya alüminyum incecik boru gömdürdüm. Bunların hepsinin içinde ince alüminyum borular var. O sayede bunlar fiberi kesmiyor. Normalde bunlar da fiberi kesiyor. Yani şu halatlar da fiberi kesiyor. Buralardan yürüyor böyle. Aynı şekilde buraya da 1 milim 316 kalite 1 milim inceliğinde, yani ip ince şeyi kendi elimle 45'lik spiralle kestim. Ve bunun üzerine şu gördüğünüz gibi hem silikon hem vidayla vidaladım ki bakın zaten üstü burada bile çiziliyor. Yani üstü yenmesin diye. Şimdi bu palanın hareketini de ben size kolayca göstereyim. Bakın burada koç boynuzları var. Bu koç boynuzlarına şu şekilde pala bir bu taraftan, bir buradaki halattan şöyle, bir de şuradan geçen, şöyle göstereyim, buradan geçen diğer bir halatla bağlı. Şimdi niye iki tane halat var onu söyleyeyim. Bakın bir tanesi alttan geliyor. Buradan geliyor. Bu, yani siz bunu çektiğiniz zaman, şu halatı çektiğiniz zaman ve yukarıya bağladığınız zaman palayı denize sabitliyorsunuz. Tabii ki de mantıken de buradakini çektiğiniz zaman, yani şöyle bunu gerdiğiniz zaman bunu yukarıya sabit. Şu anda bu düşer yani. Şöyle yapsak. Yukarı, bak oradan hareket ediyor. Düşecek tabii ki. Bu şekilde düştü. Yani düştükten sonra ben bunu nasıl aşağı iteceğim? Yani bu nasıl geri gelmeyecek? Tabii ki de şu şekilde. Bunu, şu halatı şöyle ben gerdikçe hop, o onu geriye çekti. Şimdi daha iyi anlaşılır. Evet, geriye çekti. Bakın gördüğünüz gibi şu yeşil beyazlı halat şu mavi yuvanın içinden geçiyor. Yani mavi yuva palayı önde tutuyor. Buradan da hareket ediyor. Ve şu gördüğünüz yere pala sabitleniyor. Şu şekilde. Şimdi ben bunu gerip de sabitlediğim zaman önde kalacak artık. Bir daha geriye hareketi imkansız hale gelecek. Hemen volt alıyorum buraya. Ve kilitliyorum. Evet, şu an artık bu gördüğünüz gibi ön tarafta kilitlendi. Çekmek için de tam tersini yapacağım. Öbür taraftan çektiğimde de çekeceğim. Bu hareketlerde de bu palaların fiberleri patlayıp çatlamasın diye bu incecik plakaları aldım. Bakın çok ince görüyorsunuz şurada. 1 milim. Bunu elimle spiral makinesiyle kesip monteledim. Evet. Bir de denizden çekelim bu açıyla. Bakın gördüğünüz gibi bu 1 milimlik plakaları palanın şekline uygun kestik. Ondan sonra arkadan önden şey olacak şekilde bu şekilde vidalayıp silikonladım. Arkadan önden çıkacak şekilde ki bu da hareket ettiği ana şey vida. Bu da aynı şekilde. Yani şu plakalar olmasa inceler bunu patlatıyor. Dediğim gibi şu halatlar da burada yürüyor. Bakın belki seçiliyordur, tam emin değilim ama bunun içerisinde alüminyum borular var. Yani incecik, yani şu kadar boru var. Şuradaki hani bunu patlatıp da yürümesin diye yani. Bu da işte bakın şu an gergin. Şunlar yok. Şu.
Su da gergin gördüğünüz gibi. Bu mavi şey bunu önde tutuyor hep palayı. Ki hareket etmesin geriye diye. Sen ne yapıyorsun orada? Seni izliyorum. Kuzum bu teknik Kaptan video. Kaptan Mert Gregor'u izliyorum. Bu teknik video. Bunlarda sana yer yok. Tamam hadi ben gittim. Gel gel ayıp ediyorum. Gel. Her zaman. Bu bizim baş tarafına. Şimdi. Bakın burada da plaka var bir tane. Bir tane de üstte var gördüğünüz gibi. Normalde bu plakalar da yok. Yani şu gördüğünüz plakalar da yok. Normalde burada niye bunları, şu orijinali önden römorka bağlamak için niye bunları yaptım? Bunlar da çapa diyelim, çapayı artık şuradan baş makarasından sarkıyor. Denize hafif tıy 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 değiyor diyelim siz giderken, topluyorsunuz çapayı. Tıy 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 değerken arkadaşlar böyle tuk 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 buralara vurup kırıyor. Birçok zaten büyük motor yatta da vardı, onların çapası daha büyük. Yani şu fiberleri gerçekten kırıyor vura kıra. O yüzden bu tarafa bu baş plakalı yaptım. Bu da aynı 1 milim yani incecik 316 kalite saç. Inox saçtan yani paslanmaz. Bunu işte kestim. Kestirdim. Daha doğrusu giyotinci de kestirdim. Bunu ben kesmedim de şuralarını oydum. Giyotinci de kestikten sonra bunun uçlarını işte birazcık yedim. Bunu önce dümdüz vidaladım. Şöyle bir silikonlu tabii ki de yani. Şu şekilde şuraya kadar uzun. Sonra elimle tabi karada yapılıyor bunlar. Büke 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 alıştıra alıştıra buraya dayayıp buradan da vidaladım. Şimdi niye yani 1 milim? Çünkü bunu kalın olsa 2 milim falan olsa mümkün değil, elinle bunu bükemezsin. Kalıpla malıpla yapmak lazım. O işlerde zor olur. Gördüğünüz gibi bu sayede de çapa toplanırken, çekilirken, atılırken buraya çarpmıyor. Hem de ufak tefek denizde de bir şeye belki. Deniz gerçi aşağıda biraz daha şeyde vurur ama faydası olur. Yani bir iskeleye falan da vursan başını, orada da faydası olur. Her türlü faydası olur bak. Yukarıya kadar. Şurada. Kadar bağlanıyor. Şu şekilde. Ve madem size bonus bir şey daha göstereyim. Bakın arkadaşlar, normalde makyaj orada şöyle ön tarafa ayak basmak için, yani iskeleye çıkmak için baş tarafa bir platform yaptım. Baş platformu. Normalde gene yok. Normalde sadece şey var teknede. Orijinalinde şöyle göstereyim. Şu parça yok. Şu parça yok. Şu iki borunun arasına şu ve arkasındaki borunun ölçüsünü alıp U şeklinde bu platformu buraya yaptırdım. Marine kontrol plak bu. Marine kontrol plakı 316 25 milimlik borulara monte ettik ve navigasyon lambasında, normalde çapanın orada kalıyor, bunu da buradan çıkıyordu. Bunu da buraya monte ettim. Gayet kullanışlı oldu. Hem daha net gözüküyor. Hem de biz iskeleye baş taraftan yanaştığımız zaman buradan daha rahat atlayıp çıkabiliyoruz. Şu şekilde. Kaynakları elektrot olduğu için mükemmel değil ama sağlam bu şekilde. Bu bir parçayı da buraya ekledik. Bu şekilde inme binme açısından faydalı bir platform oldu.